Demokratik kitle örgütlerinin değerli üyeleri, değerli meslektaşlarımız, halkımız ve değerli emniyet güçleri. Birlik ve Dayanışma Sendikası, Balıkesir Aile Hekimleri Derneği, Hekim Sen Genel Sağlık İş adına söz almış bulunmaktayım. Covid-19 salgını nedeniyle ikinci yılımızı tamamlarken 2022 yılının ilk aylarında geride bıraktığımız bu günlerde özveriyle çalışan, birçok meslektaşını yitiren hekim ve sağlık çalışanlarının haklı taleplerine henüz hiçbir karşılık verilmemiştir. Aile sağlığı merkezlerinden hastanelere, hastanelerden üniversitelere kadar tüm sağlık hizmetlerinde sorunlar görmezden gelinerek çalışanların endişe, yorgunluk ve tükenmişliği telafisi zor düzeylere ulaşmıştır. Hekimlerin kamudan istifaları, genç hekimlerin akın akın yurt dışına gitme çabaları ve göç etmeleri, deneyim ve bilgisi en verimli yaşlarda olduğu halde verilen emeklilik kararları bunun kanıtı niteliğindedir. Aralık ayında meclisten geçen artışlar bile hekimlere ve sağlık çalışanlarına çok görülmüş, yasa geri çekilmiş, adeta unutturulmuştur. Biz hükümetlerden, iktidarlardan sadaka değil, hakkımız olanı istiyoruz. Sağlıkta şiddet artarak can güvenliğini tehdit etmeye devam etmektedir. Hemen her gün şiddet haberleri almaktayız, yaşamaktayız. İşin ucu tomografi cihazına silah sıkmaya kadar varmıştır. Müdürlükler, yöneticiler tarafından uygulanmaya çalışılan angarya, baskı ve mobbing durdurulmamış, bilakis teşvik edilmiş, iş yükü arttırılmış, iş güvencesi sağlanamamıştır. Birçok kez kararlılıkla ifade ettiğimiz taleplerimizi burada hep birazdan tekrar yineliyoruz. Sağlıkta şiddeti engellemek için etkin bir yasal düzenleme talep ediyoruz. Şiddeti besleyen Alo 184 Sabim ispiyon hattının acilen kapatılmasını talep ediyoruz. Hekimler için en az 7200 ek gösterge, sağlık çalışanları için de 3600 ek göstergeyi kademeli, uygun ve adil ek gösterge artışlarını talep ediyoruz. 30 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan, adeta ceza niteliğinde olan aile hekimliği ödeme ve sözleşme yetmeliğinin acilen geri çekilmesini istiyoruz. ASM cari gider ödeneklerinin mevcut ekonomik koşulları karşılayacak şekilde yeniden elden geçirilmesini, arttırılmasını talep ediyoruz. Çalışırken ve emeklilikte emeğin karşılığı, mesleğin risk, önem ve yıpranma unsurlarını dikkate alan hakkaniyetli bir emeklilik geliri talep ediyoruz. İnsanca ve güvenli çalışma koşullarını, alanlarını bekliyor ve talep ediyoruz. Sendikalarımız tarafından iletilen taleplerimize en kısa sürede ve gereği şekilde karşılık verilmediği takdirde anayasal hakkımızı ve üretimden gelen gücümüzü kullanmaya devam edeceğiz. Sağlıkta şiddet başta olmak üzere idari, mali, hukuksal, mesleki ve sosyal sorunlardaki mağduriyetlerimizin giderilmesini ve bu amaçla da ülke çapında herkese sesimizi duyurmak üzere eylemlere devam edeceğimizi, hakkımızı da sonuna kadar arayacağımızı bilmenizi isteriz. Saygılarımla.